Değerli Balıkesir Haber TV takipçileri, ben uzman fizyoterapist Özden Certel. Bundan sonra Özden Certel'le Sağlıklı Günler programında her hafta sizlerin karşısında olacağım. İnsan sağlığına dair merak ettiğiniz konularda uzmanlık alanım çerçevesinde sizlere bilgilerimi aktarmak istiyorum. Bugün bana en sık sorulan sorulardan biri olan lipödem konusunu ele almak istedim. Dolaşım sistemimiz, kas, iskelet, sinir ve kalp damar sistemimiz, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bütün alana fizik tedavi ve rehabilitasyon denir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun amacı, insanda ağrının azaltılması, fonksiyonel kapasitenin artması, günlük yaşam aktivitelerinin iyileştirilmesidir. Lakin günümüzde sık rastladığımız lipödem konusu, lenfödem konusu sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Genellikle kadınlarda görülen ve kadın hastalığı olarak bilinen bu konular, evet X geçişli olmasına rağmen zaman zaman erkek hastalarda da karşımıza çıkmaktadır. Lipödem konusu ağrılı yağlanma sendromu olarak bilinir. Yani adipoz doku, yağ dokunun patolojik olarak birikmesidir. Görünüm itibariyle portakal kabuğu olarak göründüğü için tabii ki psikolojik olarak zaman zaman sıkıntılar yansıtmaktadır. Giymek istenilenler, yemek yemeyi azaltsa, spor yapmayı artırsa da verilemeyen kilolar, asimetrik duruşlar hep kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla böyle hastalara kilo ver, az yemek ye, yürü, sana reçete veriyorum demek söz konusu değil. Esnek ve desteklememiz gereken bir program reçetesi sunmamız gerekmektedir. Peki bu çirkin görünümden, ağrılı durumdan, çabuk morarmalardan nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki fizik tedavi ve bir fizyoterapist uzmanlığını bu alanda yapmış fizyoterapistler eşliğinde kurtulabiliriz. Tanı kondu. Kalp damar cerrahisi, diğer alanlar tanıyı koyduktan sonra sonuçta şöyle bir cümleyle karşılaşacaksınız. Uzman fizyoterapiste, bu konuda alanında uzman olmuş fizyoterapiste lütfen yönelin ve size yapması gereken çeşitli drenaj teknikleri ve size öğretmesi gereken drenaj teknikleri olacaktır, denilecektir. O zaman bizlere geldiğinizde biz de sizlere aynen şu şekilde anlatıyoruz. Lipödem çoğunlukla ergenlik döneminde karşımıza çıkan, dediğim gibi X'e taşınsa da erkek hastalarımızda da zaman zaman karşılaştığımız durum. Peki biz bunu ne zaman fark ediyoruz? Biz bunu çoğunlukla keşke evre 1'de yakalayabilsek, evre 2, evre 3 dönemlerinde ne zaman sizi aşırı rahatsız ediyorsa o zaman yakalamaya çalışıyoruz. Peki bu evrelerde neler oluyor? Patolojik bir yağ dağılımında ilk önce evre 1'de pürüzsüz bir yüzey olur. Evet, bir kalınlaşma olur bacaklarınızda, ayak bileğinizden kasığınıza kadar olur. Hatta biz buna binici pantolonu tarzında bir şişmanlama, kilo alma olarak algılayabiliriz. Zaten obeziteyle de karıştırılır. Az hareket ediyorsun, işte yürümüyorsun, yemeği fazla yiyorsun sorularıyla karşılaşıyorsunuz. Dediğim gibi evre 1, pürüzsüz bir kalınlaşma ama kalın ve sevimsiz bir görüntü. Evre 2, deride biraz daha portakal kabuğu görünümün artması, simetriyi bozan şekilde, bende ne oluyor, bu bacağımın burası daha bir tuhaf oldu, diz kapağımın etrafı değişik demeye başladığınız dönemdir. Evre 3'te bariz şekil bozukluklarıyla karşımıza çıkıyor. Zaman zaman eşlik eden kronik hastalıklarınızla beraber yaralanma da bunlara maalesef, ya da çeşitli travmalardan sonra derin morarmalar da bunlara eşlik ederek bizlere başvuruyorsunuz. Evre 4 ise lip ödem ve lenf ödemin beraber ortaya çıktığı lipolenf ödem ve tedavisi kesinlikle yapılması gereken aşırı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Peki erken tanı ve tedavi önemli mi? Elbette çok önemli. Dolayısıyla ergenlik dönemini tamamlamış çocuklarımızda kalınlaşmalarınız,
fazlaysa, izlemleriniz fazlaysa lütfen önce doktorunuza, ardından bize yönlendirirlerse bizdeki tedavi programına düzenli gelip düzenli bir tedaviyle bu işin altından kalkılabileceğini algılamamıza yardımcı olun. Zaman zaman şunları da duyuyorsunuz. Özden Hanım, cerrahi programlarla bu iş düzeliyormuş. Evet, düzelebilen hastalar var ama cerrahinin de yan etkileriyle karşılaştığımız hastalar var. Yakaladığımız evre ve uygulanılan tedavi öncesi, cerrahi öncesi, cerrahi sonrası tedavi metotları son derece önem arz etmekte. En önemli şeylerden biri de hastanın sıkılmadan, bıkmadan bizim söylediğimiz drenaj tekniklerini, bandaj tekniklerini kullanması ve aralıklı olarak düzenli bir şekilde bizlere gelmesidir. Değerlendirilen hasta eğer gerçekten lipödem tanısı aldıysa lenf drenaj tekniklerini uyguluyoruz. Halk arasında masaj olarak algılanıyor ama bunun bir tekniği, anatomik şekli var. Lenf drenajı uygulanıyor. Yaklaşık 40-45 dakika, bazen 1 saati alabilen bir süreç bu. Ondan sonra hastaya gerekiyorsa evresine göre bası giysileri, değilse bandajlama teknikleri uygulanıyor. Örneğin bu bandajlar diğer klasik bandajlardan oldukça farklı. Hem ücret olarak farklı, hem amaç olarak farklı. Lenfödem ve lipödem bandajları olarak geçiyor. Bunlar kullanılıyor. Akabinde tedavi bittikten sonra çeşitli cilt bakımı uygulanıp eğer kollarda asimetrik şişme varsa, her zaman bacaklar olarak düşünmemeliyiz. Kollarda da zaman zaman şişmeler oluyor. Bu çoraba yakın ya da bunların son zamanlarda sıkça kullanılan değişik versiyonları var. Onlardan bası giysileri giydiriliyor. Akşam çıkartıldıktan sonra yeniden hastanın kendisine öğretilen drenaj teknikleri uygulanıp hasta rahatça yatabiliyor. Tabii bu malzemeler hem masraflı, pahalı, hem yıpranması kolay malzemeler. Dolayısıyla bir de cilt altta şiş olduğu için çok sıkı ve bası hissi oluyor. Kesmeler olabiliyor. Bunların önlenmesi için her hastaya uygun değişik basıyı önleyecek modifikasyonlar yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu konuda kulaktan dolma değil, birebir hastaya dokunarak her yeri, ona her noktayı öğreterek bu manuel drenajı ve bası giysilerini yapacağız. Tabii cilt bakımı çok önemli. Örneğin en ufak topuk çatlağı bile ya da tırnaktaki bir yara bile bizler için büyük bir enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Neden? Olsun, zaten bu şiş artmaz diye düşünmeyin. Lipolenfödemle beraber artabilir. Şunu unutmayacağız. Bizim taşıma kapasitemizde bir zayıflık var. Ve biz bu zayıflığın üstesinden bu damarlara yardımcı olacak bası giysileriyle ve bandajlama teknikleriyle beraber üstesinden geleceğiz. Dolayısıyla taşıma kapasitem zayıfken ekstra travmalar, beni zorlayıcı egzersizler, ya koşayım işte 20 kilometre koşayım, şu ayakkabıyı giyeyim, sıkı basıyı artıracak, dejenerasyonu artıracak tekniklerden her zaman uzak durmamız gerekmektedir. Tabii biz sizlere bu tedavileri yapıyoruz. Zaman zaman, yani çoğu zaman hastalarımız normale yakın hale geliyor. Kilo ve şişmanlık problemlerinden, lip ödemden kurtulabiliyor. Ama bunun sürekliliği, devamlılığı, sürdürülebilirliği tamamen hastanın bizden öğrendiklerine ve bunu ne kadar uygulayabildiğine göre değişiyor. Dolayısıyla self drenaj dediğimiz, size öğrettiğimiz teknikleri lütfen bıkmadan uygulayın. Günde kendinize ayıracağınız 10-15 dakikalık bir bakım süresi sizin bütün yaşamınızı gerçekten değiştirecek tekniklerdir. Peki egzersizde hedef nedir? Egzersizde hedef tabii ki kaslarınızı çalıştırmak, lenf drenajın sürdürülebilirliğini artırmak, obezite riskini azaltmaktır. Yüksek yoğunluklu, travma riski yüksek olan şeylerden sizleri koruyarak daha böyle bisiklet, yüzme, tartan pistte yürüyüş, açık hava egzersizleriyle kombine ettiğimiz egzersiz programlarını size vermek ve günlük yaşamınıza bunu adapte etmektir. Gerçekten ciltte kuruluk, çatlaklar, deri katlantıları, kullandığınız malzemelerde kesiler oluştuysa
daha ilk başında bizlerin haberinin olması gerekmekte. Lütfen yara bakımınıza, cilt bakımınıza her şeyden fazla özen gösterin. Akabinde eğer bunda yaralar açılacak olursa bir hafta 10 günde bir iki elmanın girebileceği büyüklükte yaralara ulaşabilecek derinlikte yaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Travmamız büyüyecek, kullanacağımız malzeme sayısı artacak, maddi manevi inanılmaz yorulacağız. Sonuç olarak lipödem düzenli bir egzersiz programı isteyen ve sonunda başarılı sonuçlar alınan bir hastalıktır. Ya bu bende var, benim anneannem de böyleydi, ninem de böyleydi, annem de böyle deyip üstesinden gelmeyi, çalışmayı bırakmak tamamen hata olur. Lütfen mücadele edin. Bir düzene, sisteme oturttuğunuz zaman lipödemi başarıyla üstesinden gelecek ve başarıyla günlük yaşam aktivitelerinizi yerine getireceksiniz. Bu bir ekip işi. Dolayısıyla bizim ekibimizin en önemli parçası da siz hastalarımızsınız. Sizden istediğimiz düzenli katılmanız ve yüzünüzün hep gülmesi. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.